Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, şehidimizin kıymetli ailesi ve değerli Kırklareli halkı. Geçtiğimiz Aralık ayında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Assubay Üsteoğuş Göktan Özüpek kardeşimizin hatırasını sonsuza dek yaşatmak adına Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan rölyefinin açılışına hoş geldiniz. Bugün vatanımızda rahat ve huzur içerisinde uyuyorsak bunun sebebi canlarını seve seve feda eden ve en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimizdir. Ruhları şad olsun. Göktan Özüpek kardeşimizin ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Açılışı yapmak üzere Sayın Belediye Başkanım Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kürsüyü teşrifini arz ediyorum. Beşinci Mekanize Tugay Komutanımızın, Komutanlığımızın değerli Kurmay Başkanı, hassasiyet duyguları her zaman yüksek değerli hemşehrilerim, sevgili Göktan'ımızın onurlu dimdik aile temsilcileri, aramızda komşu illerden gelen şehitlerimizin yakınları, sizleri sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Bugün 1 Mayıs. Bundan tam 29 yıl önce bir yiğit dünyaya geldi. Adını Göktan koydular. Göktan Özüpek. Kendi gözüpek, çok gözüpek bir yiğit. Vatan sevgisiyle, ulus sevgisiyle, Mustafa Kemal sevdasıyla ailesi yetiştirdi Göktan'ı. Okullarında başarılara imza attı. Daha gencecik 16 yaşında asker emeklisi babasını kötü bir trafik kazasında kaybetti. Baba mesleğini seçti. Mesleğinde başarılara hep imza attı. Üstün başarılara imza attı. O gözü pek ve boyu kadar yüreğiyle her zaman hep önde yer aldı. Arkadaşlarının yanında oldu. Vatanına sahip çıktı, bayrağına, ulusuna sahip çıktı. Çünkü ailesi onu Mustafa Kemal sevdasıyla yetiştirmişti. Keşan'a damat oldu. Merve kızımız evlendi. Daha evliliğinin farkına varmadan ve düğün fotoğraflarını dahi görmeden biz ona Elbap'ta şehit verdik. Sevgili Göktan'ımızı sonsuzluğa uğurladık. Bugün onun doğum günü. Ruhu şad olsun. Onun ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin karşısındayız. Hep lanetledik. Bugün bir kez daha kararlılıkla lanetliyoruz. Masum insanlarımızın kanını dökenler, bu kandan beslenenler, döktükleri kanda boğulsunlar. Biz yurtta barış, dünyada barış diyen Mustafa Kemal'in evlatlarıyız. O anlayışın günümüzdeki temsilcileriyiz. Bizim ne bir ülkenin bir karış toprağında gözümüz var, ne de bir başka ülkeye verecek bir karış toprağımız var. Biz bu vatan toprakları üzerinde mutlu ve mesut yaşamak istiyoruz. Barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Artık yeter. Ne bir askerimizi, ne bir sivilimizi, ne bir polisimizi asla şehit vermek istemiyoruz. Teröre kurban vermek istemiyoruz. Göktan'ımızın yiğit annesi Sevim Ana, sen dimdik bir onur ahlesisin. Biz seni anlayamıyoruz. Ama anlamaya çalışıyoruz. Senin içinden neler geçtiğini anlamaya çalışıyoruz. Sen kin kusuyorsun. Senin evladına, hain pusu kuranlara kin besliyorsun. Ama sen onurlu, dimdik bir şehit annesisin.
Keşke Göktan'ımızı yaşatabilseydik. Biz onu vatan topraklarına değil, vatan sevgisiyle atan yüreklerimize gömdük. Onu geleceğe taşıyacağız. Bu konuda kararlıyız. Uzun yaşamak elbette ki önemli. Ama kısa da olsa dolu dolu yaşamak çok daha önemli. İşte sevgili Göktan'ımız 29 yıllık ömrüne, o kısacık ömrüne çok güzel şeyler sızdırdı. Geçmişte çok güzel şeyler bırakarak biz onu sonsuzluğa uğurladık. Biz onu koruyamadık ama onu yaşatmak için adını evinin bulunduğu bu sokağa verdik. O burada yaşayacak. Vatan şereftir, vatan namustur, vatan onurdur. Vatan sevgisiyle işte biz onu yüreğimize gömdük. Sevgili Yiğit Ana, Sevim Ana, dedim ya biz seni anlayamayız. Ana yüreği, o ana yüreği ateş düştüğü yeri yakar. Biz seni anlamaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu cumhuriyeti bize emanet ve armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ne demişti hatırlayalım. Cumhuriyeti biz kurduk, yaşatacak olan sizlersiniz. Burada ve Türkiye'nin her yerinde binlerce Mustafa Kemal var. Biz Göktan'ımızın naaşını o gün binlerle, binlerce Mustafa Kemal'le sonsuza uğurladık. Hemen yanında yeni Mustafa Kemal'ler var. Birinin adı Ali Balkan, birinin adı Ege Poyraz. Ve burada binlerce Mustafa Kemal var. Onlar asla tükenmez. Mustafa Kemal'ler tükenmez. Tükenir elbet. Gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün göçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var, iyi bilin. Ruh gibi bir şey görünmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Hep kardeşliğe, bolluğa giden yolda, bilimin, yapıcılığın aydınlığında, güzel düşünceler, soyut fikirlerde ben, evrensel yepyeni buluşlarda, gericiliği kovmuşum ben, dönmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Başın mı dertte, beni hatırla. Duy beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyiyle bu vatan, sakın ağlamasın Kasımlar'da. Fatihler, Kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Aramızda biliyorum ki komşu illerden gelen 4 yiğit şehidimizin ailesi de var. Furkan Yavaş şehidimizin ailesi, Seçim Vural kardeşimizin ailesi, Zafer Çan şehidimizin ailesi, Yunus İşcan şehidimizin ailesi ve bütün şehitlerimizin aileleri. Sizlere, Göktan'ımızın şahsında bütün şehitlerimize şükran duygularımızı, minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.